Hayır. Bak işte böyle yaparsan kızıyorum. Doğal alanda geziyoruz. İstiyorum ki her yeri koklasın, tanısın. Ama nedense hep gidiyorlar böyle çöpleri karıştırıyorlar. Bunlar onlar için tehlike. O yüzden müdahale ediyorum. Hani böyle şehirlerde asfaltta yürüyen köpekler gibi olmasını istemiyorum. Özgür olsun istiyorum. İstediklerini yapsın. Ama sağlıkları için bir tehdit olursa hemen müdahale ediyorum. Sabahın erken saati. Şu anda kimse yok. Ama burası da gün geçtikçe hayvan popülasyonu bakımından artıyor. Ve köpeklerim için hareket alanı daralıyor. Şimdi buranın biraz ilerisinde bir alan varmış, bir yer varmış. Ve orada bolca sokak köpeği varmış. Hatta bir tane hayvansever ya da görevli sanırım. Orada bir kulübe yaptırmış. Ve hayvanlara orada bakıyormuş. Ara ara gidiyormuş. Onlara yemek veriyormuş. Hayvanlar boş bir şekilde yaşıyorlar. Yani o boş alanda. Yine daha önce yaşadığım yerde olan olaylara benzer şeyler yaşıyorum. Allah'ım şurada çok güzel bir ağaç var. Ay ne kadar güzel. Ay Allah'ım. Nasıl güzel armut. Aman 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 ne güzel dökmüş. Bir dalda onlarca meyve. Ay muhteşem maşallah. İşte o boş alanda yaşayan köpekler sanırım birileri tarafından tedaviye alınıyor, getiriliyor ve ara ara bu bölgelere bırakılıyor. Hani göze çarpmaz diyerekten. Sonrasında belki alıp aynı yere bırakıyorlar. Ama bu da ne oluyor? Hem hayvanlar için hem burada yaşayan insanlar için bir stres unsuru oluyor. Çünkü burada da başıboş ve sahipli gezen köpekler var. Hayvan uysal mesela sahibi bırakıyor. Hayvan başıboş geziyor. Ama dışarıdan başka bir canlı geldiğinde o ortam geriliyor ve huzursuzluk çıkıyor. İşte bu konuda ne yazık ki ne kontrol var ne denetim var ve olamaz da yani bir çok zor bir şey. Her insanın başına bir polis mi dikilecek ya da bir jandarma mı dikilecek? Vatandaşların, yurttaşların işte her neyse sorumluluk bilincinin gelişmiş olması lazım. Bu da herhalde anaokul zamanında başlıyor. Yani ben şuradan alayım şu hayvanı, şuraya getireyim, şurada bırakayım. Biraz da onlar uğraşsın. Fikri, düşüncesi, hissiyatı bir hayvanı terk etmekle eşdeğer. Çünkü her yeni ortam hayvan için bir uyum sorunu ve sağlığından bir basamak eksilmesi demek. İşte bu sebeple yürüyüş yaparken temkinli ve dikkatli gidiyorum. Daha önce yaşadığım yerde çünkü böyle şeyler oldu. Hatta işte bu siyah köpeğimi yeni evimize getirirken bir tane kırma tehlikeli bir cinsi almışlar. Böyle benim yolum üzerinde tutaraktan eğlenmeye çalışan insanlar vardı. Tabii ben bunu tahmin ettiğim için eşimin arabayla beni takip etmesini istedim. Allah'ım burada da küçücük bir fidan sanırım yeni dikilmiş. O küçücük boyuna rağmen pıtır pıtır meyve dökmüş. Allah'ım o kadar güzel ki. Bayılıyorum doğaya. Tabii eşim hemen arkamda olunca pek bir şey yapamıyorlar. Erkeğin gücü erkeğe yetiyor. Psikolojik manipülasyon, psikolojik baskı da kadına uygulanıyor. Ne yazık ki toplumda. Böyle ilkokula giderken hatırlıyorum köyde şey diyorlardı. Yani senin annen baban yaşlı, biz de senin annen baban sayılırız. İyi güzel ama annelik babalıktan insanlar ne anlıyor? İşte bunu pek bilmiyorlar. Annelik babalık çocuğa ceza vermek, çocuğa hakaret etmek, çocuğu başkalarına sunmak, çocuğun terbiyesini başkalarından istemek. Onu durultmak demek değildir. Annelik babalık çocuğa yeni yollar açmak, desteklemek, güven vermek, belirli konularda münazara etmektir. İşte biz de senin anan babanız diyen insanlar nedense hep elleri havada geziyordu. Böyle işte sana bir tokat atalım da yılların ezilmişliğini
atalım içimizden diye gezinen tiplerdi. En son iş yerimde de böyle bir olay yaşadım. Çalışan insanlar benim üzerimde bir baskı kurmaya çalıştılar. Ve bu baskıyı kurmak isterken basit meselelerden kavga çıkarıyorlar. İlkel ve vahşice. Mesela işte kendi bölümünde oturuyor, kendi koltuğunda. Penceresi kapalı. Akşam üzeri ve güneş ne kadar etkili olabilir? Etkili olsa bile bana ne yani? Benim bölümüme karışamazsın. Sonra bana diyor ki perdeyi kapat. Diyorum sen kendi perdeni kapattın mı? Evet. Benim perdeme niye karışıyorsun? Çünkü o müdüre yakın. O müdürüm tarafında ben işe yeni girmişim. İşte böyle baskı, hegemonya, taciz, sınırları aşma ne yazık ki bizim kültürün bir parçası haline gelmiş. Oğlum ne varmış burada? Ay çok güzelmiş. Çok güzelmiş maşallah. Tabii doğal olduğu için hastalıkları da var. İşte pas sanırım. Buradan böcek yemiş, kuş yemiş. Vitamin eksiklikleri var. Yapraklarda lekelenmeler var. Kurşuni küf hastalığı denen bir hastalık var. Yani bu doğal olduğunu gösteriyor. İnsanlar organik beslenmek istiyor. Ama kalemle çizilmiş gibi meyve sebze istiyorlar. İşte organik bu. Aha da bu. Dalından. Bu yani. Yamuk, yumuk, delik, deşik. Böyle. Bunlar işte topraktaki vitaminleri, mineralleri alıyorlar, bünyesine katıyorlar ve bize ilaç olarak dönüyorlar. Ama tabii burada unuttuğumuz şey, biz toprağı besliyor muyuz? Toprağı temiz tutuyor muyuz? Her yer tek kullanımlık şişe dolu. Bu şişeleri uygun şekilde ayrıştırıyor muyuz? Toprakta pet şişenin ne işi var? Toprakta organik atıkların olması gerekiyor. İş yerlerinde, evlerde her gün onlarca kilogram, yüzlerce kilogram organik atık çöpe gidiyor. Oysa ki biz bunları kompost yapsak, ayrıştırsak, plastik atıkları geri dönüşüme göndersek, böylelikle Avrupa'dan parayla çöp satın almasak, toprağımız daha bereketli olur, meyvelerimiz daha düzgün olur. Yani organik meyve sebze demek illa böyle yamuk yumuk olacak demek değil. Yayla malı deriz mesela, yayla meyve sebzesi. Hepsi pırıl pırıldır, ışıl ışıldır. Çünkü yayladaki insanlar plastik kullanmaz. İşte belediye gelip çöplerini almaz. O sebeple organik atıklarını bahçeye atarlar. Böylelikle doğal bir döngü oluşur, kompost oluşur. Ve haliyle toprak vitamin ve mineral açısından zenginleştiği için oradaki meyve sebze doğal görünümlü, böyle kalemle çizilmiş gibi olur. O sebeple biz vereceğiz ki alabilelim. Doğanın işleyişi bu şekilde. Ay seni yerim ben, yerim. Bebek cenini gibi. Bebek cenine çok benziyor. Şu tarafta da var da korkuyorum. Çünkü burada zehirli hayvanlar var. O sebeple şöyle kenardan bakayım. Çok güzel. Burası daha önce hep otluktu, ot içindeydi. Sonra burayı sürmüşler, otlar gitmiş. Çünkü bu bahçenin hemen yanında bir abla oturuyor. Öğretmenmiş, eşi de öğretmenmiş. Ve bir kedinin gözüne pis otu kaçmıştı. Ben de kanalımda bunu yayınlamıştım. O da görmüş, çok üzülmüş, hatta besliyormuş. Ama dedi hiçbir şekilde yakalanmıyor. Biz de çok üzülüyoruz dedi. Çünkü onlar da kedilere, köpeklere bakıyorlar. Buraya yeni yerleşmişler. Evlerinde şu an bir köpekleri var. Bir de bir sürü sokak kedisine bakıyorlar. Hatta şu an evin etrafında kediler geziyor ama evlerini görüntülemek istemiyorum. Sabahın erken saatleri. İşte böyle Allah tozu dumana kattı bizim kız. Border Collie ile yaşamak çok keyifli, çok zeki. Ama bizim zeki bir canlıya ihtiyacımız var mı? İşte bunu sorgulamak lazım. Biz bir köpeğimiz olsun diye düşünmedik. Sokak köpeğiydi. Gelen şikayetler üzerine barınağa alındı.
Ben de barınaktan sahiplendim. Çünkü bu kadar uyumlu, duygusal, zeki bir canlının barınakta yaşamasına müsaade etmedi gönlüm. Bakılabilecek bir canlı. Mesela diğer siyah ırk köpeğimi mecburen göndermek zorunda kaldım. Çünkü hiçbir şekilde kontrol edemiyorum. Bir gün ayağımı burkuyorum, bir gün kolumu çıkarıyorum. Sürüklüyor, eğitim veremiyorum. Köpek eğitmenini aradım. Sadece işte kulağına ilaç damlatmak için bir eğitim verebilir misiniz dedim. Yaklaşık 12 bin, 13 bin liradan bahsetti ki yaklaşık 5-6 ay önce, herhalde şimdi 15-20 bin lira vardır. Yani temel itaat eğitimi verilmesi gerekiyordu. Ne yapayım, mecburen gönderdim yani barınağa. Barınakta çalışanlar, arkadaşlarım, eşimle ilgileniyor. Yani iyi olacağını düşünüyorum.